Şimdi sevgili çocuklar, birlikte yapılandırdığımız bir çalışma vardı. Cansu'nun bize patlamış mısır demesiyle başlayan, sonra kendi içinde farklı şekillere dönüşen bir alan tanıma çalışması diyebiliriz. Şimdi bu çalışma için birazdan alanda yürümenizi isteyeceğim. Mısır dediğimde herkes dağınık yürüyecek. Ama unutmayın ki bu dağınık yürümelerimiz sırasında mekanı doldurmalıyız. Belli bir yerde kümelenerek yürümek yok, dağınık olmalı. Mesela ben durdurmalıyım sizi, durdurduğumda bakmalıyım ki eşit dağılmış olmalısınız. Evet ya, öyle yürümemiz için ne dememiz lazım? Patlamış mısır dediğimde öyle olur. Ben mısır dediğimde dağılarak yürüyeceğiz. Patlamış mısır dediğimde ne yapıyoruz? Şöyle yapacağım. Mesela dur dediğimde yine duracaksın. Diyeceğim ki mesela it. İt dediğimde en yakınındaki kişiyi bulacaksın. Mesela ben Ela'yı buldum. Ela'yla birbirimizi iteceğiz. Böyle itebiliriz. Ama şöyle yerlerde sürünerek, ondan sonra birbirimizin canını acıtarak yapacaksak hiç yapmayalım. Çünkü altın kural. Kendi güvenliğinden ve ekip arkadaşlarının güvenliğinden sen sorumlusun. Evet anneciğim. Olur, böyle de itebiliriz. Eşimizi it dediğimizde böyle de itebiliriz. Değil mi? İt. Mesela çek diyeceğim. Hemen birini bulacaksın. Birini bulacaksın. Elini tutacaksın. Çekeceksin. Ama bu çekmeler sırasında şöyle birbirinizi çekiştirip canınızı acıtmak yok. Çek ayaklarını koy mesela buraya. Ayaklarını böyle yan yana koyalım. Buradan çekiştirelim, olur mu? Evet. Bence ayaklarınızı koyarak yaparsak daha dengeli olur. Değil mi? Çek. Mesela dedim. Dur dedim. İt dedim. Çek dedim. Bence bunlar yeter. Süper. Geldiniz, Meryem yapalım. Tutuyorum. Ben şöyle birleştirme. Şöyle yan mı koysam ki acaba? Şöyle çeksem daha mı iyi? Okey. Evet, böyle de çekelim. Değil mi? Birbirimizin canını acıtmamış oluruz. Hem de bedenimizi ısıtmış oluruz. Evet İlaycığım.
daha yavaş mı diyelim isterseniz? Ocağın altını daha açmayın. Daha yavaş. Ocağın altını açtığında yağ iyice ısınır. Siz ne yapar? Zıplatır değil mi? Evet. Dur. Mesela it ya da çek dediğinde ekip arkadaşının canını yakmadan ve ondan güçlü olduğunu göstermeden dengede olacak şekilde. Mesela biz Baran'la bir it yapalım. Ben Baran seni itebilir miyim? Çok rahat itebilir ama yapar mıyım öyle şey? Lütfen şöyle yapalım mı? Ve dengede bakıyorum, hani dengede tutuyorum ama ben onu yenmeye çalışmıyorum. Ben o anda belki birbirimizi itmeye çalışıyoruz. Çek yapalım bir de. Şöyle ayaklarımızı koyalım. Tut bakalım elimi. Çek. Daha istesem daha çok çekebilirim ama gerek yok. Ben ondan güçlü olduğumu göstermeye çalışmıyorum ki. Bedenimi ısıtacağım. Çek bakalım, çekebildiğin kadar çek. Korkuldu çek. Evet. Tabii farklı şekilde. Buradan da çekişebiliriz değil mi? Doğru bak. Böyle de çekişebiliriz. Doğru, bu da olabilir. Ama önemli olan ondan güçlü olduğumu falan ispatlamaya çalışmıyorum. Dengede olmaya çalışıyorum. Ben daha güçlüyüm deniyorum. Ekip arkadaşımla beraber mekanı hem de düzgün kullanıyorum, hem bedenimi hem de zihnimi ısıtıyorum. Patlamış mısır. Patlamış mısır?